10 Mayıs 2024 gecesi bir anne çocuğunu güvenlik kamerasından izlerken onu korkudan dehşete düşüren bir şey oluyor. Veronica Alba, yani bu videoyu gönderen kişi, çocuğunu evin farklı bir bölümünden izlediğini yazıyor. 2 yaşında çocuğunu uykuya hazırlamak için o anda üst kattaydı. 4 yaşındaki çocuğu ise alt katta onu bekliyordu. Ancak sırada Veronica'nın açıklayamadığı bir şey oluyor. Evde kendisi ve 2 çocuğundan başka kimse yok. İşte o anlar. Hadi izleyelim. Be careful. It's me, Snoopy. Be careful, don't fall. Veronica, kameradaki çığlıkları o anda değil, daha sonra fark ettiğini söylüyor. Kamera görüntülerini izleyene kadar çığlıkları duymamıştı bile. Ona göre evin içinden gelen bir kadın sesi, sanki ağlıyormuş ya da büyük bir sıkıntı içindeymiş gibi duyuluyor. Sesin dışarıdan gelmediğini düşünüyor. Ses evin içerisindeki duvarlardan yankılanıyor gibiydi. Sesin alt katta çocuğunun yalnız olduğu yerde duyulması onu daha da rahatsız ediyordu. Sesin nereden geldiğini bilmediği için sürekli tedirginlik içinde kalıyor ve bir daha olmamasını ümit ediyor. Düşüncelerinizi yazın. Bu sonraki videoda iki arkadaş bir arabanın içerisinde sohbet ederken bir anda sessizleşiyorlar. Yakınlarındaki bir binada garip bir şey fark ediyorlar. Siz de izleyin. Videonun ilk yarısında tuhaf bir şey görünmüyor. Gördükleri tek şey birinin kendi evinde ileri geri yürüyor olması. Tanımadıkları birini gözetlemek zaten yeterince garipken, arkadaşların asıl garip buldukları şey bu kişinin hareket ediş şekliydi. Hiç görmedikleri bir tarzda yürüyor. Daha doğrusu yürüyor gibi de değildi. Dikkatlice izleyip kayda devam ederken aniden bunu görüyorlar. Daha da tuhaflaşacağını düşündükleri anda beklenmedik bir şey oluyor. Binanın içindeki kişi aniden çok hızlı bir şekilde ileri geri yürümeye başlıyor. Hızı normal bir insanın yapabileceğinden çok daha fazla. İki arkadaş bu duruma inanamıyor ve haliyle bu ürkütücü görüntü karşısında dehşete düşüyorlar. Durumu çözmek için o binada yaşayan kişiye ulaşmaya çalışsalar da kameraya yakalananın kim ya da ne olduğu konusunda hala bir fikirleri yok. Bu sonraki video bir klinikte çekildi. Birkaç hemşire kameraya açıklanamayan bir şey yakalandığını iddia ediyor. Bu görüntü iş yerinde komik anları belgelemeyi seven bir çalışan tarafından kaydedildi. Ancak eğlenceli anlar yerine kabuslarına konu olacak bu video kaydedildi. 14 Kasım 2023'te Jenna Desilmorks aniden bir çocuk sesi duyduğunu düşünerek telefonunu çıkarıyor. Bu klinikte normalde asla çocuk bulunmuyor. Bu yüzden de Jenna çocuk sesinin neden duyulduğunu anlayamıyor. İşte kameraya yakaladığı o anlar. I mean, that was clear though. Like, that was super clear. Here it goes again.
Super clear. There it goes again. You think it's funny? Klinikte belli belirsiz bir ses duyuluyor. Bu ses bir çocuktan başka birinden geliyor olamazdı. Ancak bir çocuğun burada ne işi vardı? Sadece konuşmakla kalmıyor, personelin sorduğu sorulara da yanıt veriyor. Bu olayın tuhaflığına ek olarak birkaç gün önce farklı bir çalışan şu görüntüyü kaydetmişti. Do it again. I'm shaking. Jesus Christ. Come on. You can do it. Move it. Come on, move it. What the f***? Stop. Stop. Move it. Come on. Can you knock it down? You can knock it down. Come on. Y'all, it... Come on. That box is f***ing moving. I can't even f***ing say this. Come on. Stop. Nope. 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 We're done. We're done. Bir kutu kendi kendine hareket ediyor gibi görünüyor. Sanki birisi onu kenara doğru itiyordu. Nasıl düşmüş olabileceğini anlamaya çalışan görevli şaşkınlıkla uzaklaşıyor. Bu olay ve çocuk sesi birleşince klinikteki çalışanlar kliniklerinin perili olduğuna inanıyorlar. Bir çocuğun ruhunun iş yerlerini ziyaret ettiğini düşünüyorlar. Çoğu videoda olduğu gibi bu iki videoda neyin yakalandığı kesin değil. Her zaman olduğu gibi bu konuda ne düşündüğünüzü de bana bildirin. Bu sonraki video anonim kalmak isteyen biri tarafından internete yüklendi. 2017 yılında eski bir telefonla çekildiği için görüntü kalitesi çok yüksek değil ama HD olmasa bile video hala oldukça rahatsız edici. Bir video görüşmesi sırasında kaydedilmiş. Görüştüğü kişi vaftiz annesinin evindeki dağınıklığı görmek istiyor. Evin durumunu görmek isterken az sonra yaşayacaklarından tamamen habersizdi. İşte kameraya yakalanan o görüntü. She's a straight hoarder. You should get this when I get home. Like, watch. She's got problems. Can you see this yet? Huh? You can't see this yet, can you? Oh, I think so. Hold on. She's got, I don't know. She's got a lot of money. She just... Like, she's really cheap and she keeps everything? This is her house. No, I can't. It says that it's interrupted. Like, she keeps everything. She's really well off, too, but... Olay kısa süreliğine hızlıca gerçekleşiyor. Kaçırmış olabilirsiniz. İşte tekrar izleyelim. Hold on. She's... she's got a lot of money. She just, like, she's really cheap and she keeps everything. This is her house.
korku filminden fırlamış gibi. Zifiri karanlıkta solgun bir yüz belirip kayboluyor. Sadece birkaç saniye boyunca görünüyor. Bu süre zarfında yüz hareket ediyordu. İlk seferde gözden kaçırmak kolay ama tekrar izlediğinizde başını kameraya doğru çevirdiği görülüyor. Kaydı yapan kişiye baktığı izlenimini veriyor. Ne yakalandığı konusunda emin olamayan adam, yüzün vaftiz annesinin 2001'de bu evde ölen eski kocasına benzediğini düşünüyor. O günden beri garip şeyler oluyormuş. Bazıları gerçekten bir ruh olduğuna inanırken bazıları başka bir şeyin yakalandığını düşünüyor. Öyle veya böyle. Oradaki şeyin kim ya da ne olduğu hala bilinmiyor. Her zamanki gibi bu konudaki düşüncelerinizi de bana mutlaka yazın. Genç ve hamile bir kadın, nişanlısı ve köpeğiyle birlikte yeni taşındıkları evde yaptığı küçük tadilatı gösteren bir video çekiyordu. Ancak bunu yaparken aniden duyduğu yüksek gürültü onu garip ve ürkütücü bir duruma sürüklüyor. How did you get out there? Okay, let's try this again. There's no way that this is a thing. I don't think you understand. There is zero way that she could unlock that, open it, shut it, and lock it. How are you doing this? Son derece yüksek ve aynı zamanda ne olduğu anlaşılamayan sesler duyuluyor. Hemen sonrasında birisinin veya bir şeyin köpeğini kapı dışında bıraktığını fark ediyor. Ancak olaylar burada bitmiyor. Kısa süre içinde köpeği tuhaf davranışlar sergilemeye başlıyor. What? What's wrong? What's wrong? Sit on me, come here. Come here. Şimdi başka bir kayda bakacağız. Nişanlısının kız kardeşiyle birlikte duvarları boyadığı sırada meydana gelen bir dizi ürkütücü ve sıra dışı olaylar zincirini gösteriyor. Siz de izleyin. I don't know.
Like I said, everything in this house doesn't freak me out. I don't know what it is. Yeah. Still long. What? Oh, there it goes. Oh. Okay. That one wants you. That was not me. That one wants you. That was not me. What the hell? And now the fan's turning off. Her zamanki gibi yaşananların paranormal varlıklardan dolayı olma olasılığı hiç de düşük değil. Zaten işin içerisinde kurgu yoksa başka ihtimal de kalmıyor aslında. Peki sizce bu olayların anlamı ne olabilir? Aile yanlış ev seçmiş olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Şimdi izleyeceğimiz videoda görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Görüntülerde genç bir kadının doğum günü partisinden kaydedilen anları izliyoruz. Annesi, kız kardeşi ve bir arkadaşı ona şarkı söylerken üzerinde mumlar olan bir pasta geliyor. Ancak bu mutlu olay aslında hüzünlü bir arka plana sahip. Doğum günü çocuğunun babası kısa süre önce ciddi bir hastalıktan dolayı vefat etmiş. Yani bu yüzden babasız geçen ilk doğum günüydü. Bu anları kaydetmeyi o da beklemiyordu. İzleyelim. Make a wish. And many more. Right. Woo! Almost. Whoa! Alright, Jackie, can you turn the light on? Yes. Alright. Did you enjoy it? Yeah. I did. Did you? Yes. Right. Yes. Present time? Where's your present? I'm sure, Jackie, you? I don't want to know the details. All right, here, honey. A girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Jackie, you want to get a knife? Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much, much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay. Shut up. No way. That has not worked. Kutlama sırasında genç kadının aldığı özel bir hediye o anları gerçekten çok tuhaf bir hale getiriyor. Ölen babasının kıyafet stiline sahip bir oyuncak ayı alıyor ve bu oyuncak ayının içinde babasının ses kayıtları da vardı. Tam bu sırada başka bir odada aniden ölmeden önce itfaiyeci olan babasının eski oyuncak itfaiye araçlarının sirenleri çalmaya başlıyor. Üstelik bu cihazların uzun süre çalışmadığı için içerisinde pil olmadığını da söylemem gerek. Bu duygusal kabul edilebilecek anlar aynı zamanda çok korkutucu. Eğer büyük bir tesadüf yoksa olayın fiziksel yasalar çerçevesinde açıklanamayacak bir şey olduğu kesin. Devam edecek olursak, bunların yaşandığı akşam genç kadın ölmüş babasından gelen cevapsız bir arama gördüğünde daha da şaşırıyor. I just missed a call from my dad. I just heard his voice one more time. Thank you.
Yaşadığı son olaylar ne kadar anlaşılmaz olsa da babasının yaptığını düşünüp teselli bulmuşken bir sonraki olay onu çok korkutuyor ve fikirlerinin değişmesine sebep oluyor. Çünkü artık evde ikamet eden şeyin kesinlikle babası olmadığını ve dostça da takılmadığını hissediyor. Eğer izlediklerimizde kurgu yoksa evde takılan bu şeyin ailenin babası olmadığını düşünüyorum. Son derece tehlikeli, kötü niyetli bir varlık olma ihtimali yüksek. Tabii tekrar söylüyorum, eğer işin içerisinde kurgu yoksa bunlar geçerli. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın.